Leman. Benim. Ölen ikizim. Bekir'in karısı. Bekir düğünden kısa bir süre sonra ölünce babam Leman'la benim evlenmem gerektiğini söylemişti. Nasıl yani? Kıvılcım, sana söyleyeceğim bu gerçeği Leman ve benden başka hiç kimse bilmiyor. Metehan? Metehan benim oğlum değil. Ben onun amcasıyım. Ömer, senin bu anlattıkların gerçek mi? Bana çok kızdın. Kızmakta da haklıydın, diyecek bir şeyim yok. Ve ben de seni kaybetmemek için hayatımın bu en büyük gerçeğini sana söyleyip seninle paylaşmak istedim. Şu an ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Ya bu... Yani bu... Anlattığın şey... Çok benim için gerçeküstü. Yani hiç olmayacak bir şey. Bunu anlamakta çok zorlanacağını biliyordum zaten. Ama bu benim gerçeğim. Leman Metehan'ın annesi... Ve ölen ikizim Bekir'in işi. Hep öyleydi. Öyle de kalacak. Peki o zaman bu saldırganlığının sebebi ne? Yani sana minnet duyması gerekirken niye aldatılmış bir kadın gibi davranıyor? İlk yıllarda böyle değildi aslında. Ama sonraki zamanlarda ben onun için sanırım bir takıntı haline geldim. Sana aşık oldu yani. Bilmiyorum. Zaten aramızda duygusal hiçbir şey yaşanmadı. Yaşanamazdı da. O benim yengemdi ve sonsuza kadar da öyle kalacak. Ömer, biz şu anda ne konuşuyoruz? Kendimi şu an bir töre filminin içinde gibi hissediyorum. Yani ben... Bunları televizyonda duyup yargılardım. Ama meğerse en yakınımda yaşanıyormuş. Haklısın. Bunları anlatmak benim için de hiç kolay olmuyor. Bekir ölünce... Bizim için hayat durdu. Ve babam... Yengem de benim evlenmemi uygun gördü. Uygun mu gördü? Ömer, uygun gördüğü şey çok anormal, çağ dışı bir şey. Yani ben bunu ifade etmekte... Zorlanıyorum ya, sen nasıl böyle bir şeyi kabul edebildin? Çok gençtim. Babamın emrine karşı gelemezdim. Çok korkunç. Hayatım mahvolmuş. Bir baba çocuğundan nasıl böyle bir fedakarlık isteyebilir?
Ömer, beni yanlış anlama ne olur. Seni eleştirmek için söylemiyorum. Ya anlamaya çalışıyorum sadece. Hiç kimse siz ne yapıyorsunuz, deli misiniz demedi mi? Demedi. Diyemedi. Çünkü babamın sözü bizim için emirdi. Zaten Leman da hamileymiş. O da farkında değilmiş bu işin. Ve ben de kardeşimin mirasına sahip çıktım. Meta'nın da haberi yok yani. Bu gerçeği Leman ve benden başka bu hayatta kimse bilmiyor Kıvılcım. Annemin haberi var mı? Tepkisini çok merak ediyorum. Ya sus. Çocuklar, anlatın bakalım. Ya evi bir yaşımda terk ettik. Mustafa hayatında ilk defa bir hareket yapayım dedi. Onda da sokakta kaldık. Olur mu hiç öyle şey canım? Burası sizin de eviniz sayılır. Allah senden razı olsun Doğa ya. Sen olmasan ne yapardık bilmiyorum. Teşekküre hiç gerek yok. Fatih'in otelinde kalacaktık ama orada yer yokmuş. Rahat edin çocuklar. Ama sonra babanızla mutlaka konuşun. Aile içinde küslük olmaz. Sömez anne, benim babam biraz zor biri. Hangimiz değiliz? Anneler babalar arada bir çocuklarına kızarlar. Evet. Yani benim de annem bana sürekli kızıyor. Gerçi ben alıştım artık. Biz de alışkınız normalde ama bu sefer Mustafa'ya dokundu herhalde. Ben de anlamadım. Ben size odamı veririm. Orada kalırsınız. Yok ya, ne gerek var? Biz burada bir yerde kanepede yatarız. Aa, kanepe olur mu? Alev de aşağıda kalıyor. İsterseniz biriniz orada da yatabilir. Yani siz nasıl rahat edecekseniz. Yok, olmaz. Yani şey... Ya ben kocamdan ayrı kalamam. O yüzden dedim. Doğa, biz senin odana sığışırız. Olur. Olur tabii. Ablacığım hadi gel, biz odayı hazırlayalım. Tamam. Ev iyice sirke döndü, farkında mısın? Bak, başımıza iş aldık, ben sana söyleyeyim. Çimen, ne yapsaydım, sokakta mı bıraksaydım? Ya bunlar koskoca Abdullah Ünal'ın oğluyla gelini sokakta kalmazlardı herhalde. Kalmışlar işte sokakta. Görmüyor musun hallerini? Ay yazık, üzüldüm. Mustafa zaten dünya iyisi bir insan. Ya böyle kanatsız melek sanki. Ay, bu Abdullah Bey ne kadar gaddar bir insanmış ya. Neyse sus. Şimdi duyarlar falan, ayıp olur. Hadi gel. Annem ne zaman gelecek acaba ya? Çok üzüldüm. Senin için. Kadın için. Yani şu an allak bullak durumdayım. Ömer ne hissettiğimi gerçekten bilmiyorum. Ben de çok üzgünüm. Özellikle de seni üzdüğüm için. Yaşadığın şey bir felaket. Ama Ömer, yani senin hayatında karın sıfatıyla bir kadın var mı? Var şu anda. Yani ayrı yaşıyor olsan da, olsanız da benim bir kadının hakkını gasp edebilmem mümkün değil. Her şeyi geçtim. Benim için en dehşet verici kısmı senin kardeşinin karısıyla evlenmen. Bütün bunları anlamakta güçlük çekeceğini biliyordum. Belki şu an sana haksızlık ediyorumdur, bilmiyorum. Ama duygularımla ilgili sana yalan söyleyemem Ömer. Yani bu anlattığın şeyi hazmedebilmem biraz zaman alır. Şu an gerçekten allak bullak oldum. Saygı duyuyorum.
Ama ben yine de anlatmak istedim sana. Çünkü ben seninle biz olmak istiyorum. Bana güvendiğin için, sırrını paylaştığın için teşekkür ederim. Ama sen boşanmadan biz olamayız. Zaten boşanma işlerini de hızlandırmıştım. Seni tanımasaydım ben bu hayatıma devam ediyordum zaten. Seninle karşılaşınca ulan dedim, şu hayatta ilk defa bir hayal kurayım dedim. Kendim için bir şey yapayım dedim. Çok mu bir şey istedim acaba bilmiyorum ki. Ve sen bana umut oldun. Koşullar bu kadar zor olmasaydı. Keşke. Ömer, sen bu ailevi sorununu çöz. Boşanma işlemin sonuçlansın. Ben de bu duyduklarımı hazmetmeye çalışayım. Yani şu an nasıl olacak bunu bilmiyorum ama. İnan elimden gelen gayreti göstereceğim. Bunu bil. Seni hiçbir şey için zorlayamam. Hayat senin hayatın. Kendi dertimizden kimseyle uğraşamıyoruz ki. Bu arada Fatih seninle konuşmak istiyordu. Öncesinde ben bir konuşayım dedim ama fırsat olmadı. Şu an bunları düşünecek durumda değilim. Alt üst oldum. Kusura bakma Kıvılcım. Abim de seni arayacak bu arada. Çocukların olaylarıyla ilgili. Doğa mesaj attı. Abimle Nilay onlara gitmişler. Ne? Ben de şaşırdım. Ne alaka ya? Orada mı kalacaklar? Galiba evet. Tövbe estağfurullah. Delirdi mi bunlar ya? Ayrıca Nilay Doğa'yla hiç anlaşamaz. Ben de anlamadım ki.
Of. Var ya annem hepten üzülecek şimdi. Olmaz böyle, sen babamla konuş. Abla konuşmadım mı sanıyorsun? Konuştum. O da inada bindirmiş işi. Gerçi haklı da adam, biliyor musun? Ya şirkete tefeciler falan gelmiş. Ah abicim. Miley'in haklıdır bu. Kesin, kesin. Ama ne diyecek şimdi çocuk? Yani karım yüzünden oldu diyemez ki babama. Öyle ya da böyle... abimle Miley arasında çok farklı bir ilişki var, biliyor musun? Evet, gerçekten çok farklı bir ilişki var. El ele verip sağlam dolap çevirmişler ablacığım. Hep el eleler. Birbirlerine destekler ama. Tamam, Nilay'ın kötü huyları var. Ama abim seviyor. Abla ne diyorsun? Yani kurmazdın sen böyle cümleler. Bir şey demiyorum. Yo, diyorsun diyorsun. Var bir duygusallık sende, hayırdır? Bilmem, olabilir. Sen beni boş ver de. Git doğayla konuş. Hiç konuşmak bile istemiyorum. O konuyu açmak istemiyorum, biliyor musun? İyi tamam, hadi konuşmayalım. Hadi kalk. Annemle babama gidip söyleyelim bari. Hı. Al sana bir gerginlik daha. Hadi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar oğlum. Baba. Abimler Kıvılcım Hanımlar'a gitmişler. Nereye gitmişler? Hasbinallah. Ha, kendi evinden gidip Kıvılcım Hanımlar'a mı sığınıyor? Ay, iyice rezil olduk kadına, iyice. Söyleyin ona beni delirtmesin, hemen eve dönsün. Babacığım, ben aradım, mesaj da attım ama yani pek oralı olmadı. Neyine güveniyor? Bu cesareti nereden alıyor anlamıyorum ya. Çok kırılmış baba. Kardeşim, yalan üstüne yalan söylüyor. Tefeciden borç alıyor, ödeyemiyor. Azarı işitince de kırılıyor. El insaf ya. El insaf. Ama sen de çok ağır konuşmuşsun. Çocuk hassas. Madem hassas, hassasiyetini babasına da gösterecek. Canım, sen de biraz alttan alıver. Ölür müsün? Alttan alalım, bu sefer de eve haciz getir. Ailemiz büyüyor diye seviniyorduk. Paramparça oldu, şu halimize bak. Her başka gidecek yer yokmuş gibi. Herkes de bir Kıvılcım Hanımlar'a yerleşiyor. Yani orası biraz saçma olmuş. Ben de anlamadım. Kadın diyecek ki benim kızım nereye gelin gitti. Zaten o da artık gelmez, söyleyeyim ben size. Hilay da abuk subuk konuşmasa bari. Neyse anneciğim, sen üzülme. Nasıl üzülmeyeyim oğlum? Ne yapayım? Sevineyim mi? Zil takıp oynayayım mı? İki gelinim bir oğlum kaçak. Allah'ım sen sabır selamet ver ya Rab. Sen bana sabır selamet ver. Bakın, bizim evde basbayağı bir ayrım var. Biz ötelenen taraftayız. Doğacığım, yanlış anlama ama Fatih otel aldı, alkış tutuldu. Biz tekne alalım dedik, kıyamet koptu. Evladım, siz de önceden söyleseydiniz ya. O zaman hayır diyeceklerdi. Bize hep üvey evlat muamelesi yapıldı. Bizim de artık buramıza kadar geldi. Ay yok canım, olur mu hiç öyle şey? Ah be. Sen ne oyun oynuyorsun Mustafa abi? Savaş oyunu, strateji. Ha. Çok iyi anlar stratejiden, o yüzden bu haldeyiz. Nilaycığım, sen sıkma canını, her şey zamanla düzelir. Doğa, bu arada o duvar kağıdı meselesi tamamen Pembe annenin fikriydi. Kendisi dedi bana yırtalım diye. Tutturdu, yardım etti, yardım et. Ne yapayım ben de, mecbur kaldım. Ben kapıya bakayım.
Ben de bir bakayım. Anneciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır Çimen? Bunlar ne? Biz geldik. Efendim Ömer? Az önce Kıvılcım'laydım. Sanırım sen haklısın. Boşanmadan Kıvılcım benimle görüşmeyecek. Bu çok aşikardı zaten. Ya biliyorum. Yani uzun uzun konuştuk. Açıkçası haklı olduğu için de söyleyeceğim bir şey kalmadı. Ne yapıp edip benim bu boşanma ilamını almam lazım. Aksi takdirde benimle görüşmesi söz konusu değil. İnan bana, elimden geldiğince en hızlı şekilde halletmeye gayret ediyorum. Ama bu Leman'ı kışkırtmamak lazım. İyi de Leman'ın böyle bir şeye hakkı yok ki. Yok ama o bunun bilincinde değil. Ömer, Leman şu anda pimi çekilmiş bir bomba gibi ortalıklarda dolaşıyor. Sen sadece fevri olma. Dikkatli ol. Çünkü bu çözmeye çalıştığımız düğüm elimize daha fazla bulaşabilir. Ya tamam da kardeşim, ben boşansam bile Leman'ı mağdur etmeyeceğim. Ömrümün sonuna kadar ona bakmak zorundayım. Bunun bilincindeyim de. Ayrıca bana bir şey olsa abimler var. Bunu bilsin. Derdi para değil ki. Sensin. Öyle olsa işimiz çok kolaydı. O yüzden senden ricam, huyuna git. Bir de şimdi bu aldatma meselesiyle ortaya çıkarsa yanarız. Kusura bakma da huyuna falan gidemem. Yine böyle abuk sabuk hareketler yapıp bana saldırırsa artık öfkemi kontrol edemeyeceğim yani. Sakinliğimi koruyamam, söyleyeyim. Anneciğim, ben yer işini hallettim. Nilay ile Mustafa benim odamda kalacaklar. Aynen ya, dert etmeyin. Biz sığışırız bir şekilde. Tabii canım. İyi yapmışsınız, rahatınıza bakın. Size de böyle çok yük olduk ama. Olur mu öyle şey? İyi ki gelmişsiniz. Yani keşke böyle bir tatsızlık yaşanmasaydı tabii ama her ailede böyle şeyler olabilir. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Bizim ailede olaylar Doğan'ın gelmesiyle başladı. Yani şunu demek istedim. Ya Doğa bir geldi, pir geldi. Gülmez Nursema gülmeye başladı. Mustafa hayatına bir ilki imza attı ve babasına baş kaldırdı. Kendisi firari zaten. Doğacığım, sen oda işini organize ettin o zaman. Hallettim, evet. Gel biz temiz havlu falan çıkaralım seninle. Tamam anneciğim. Doğacığım, şaka mı bu? Değil. Anne, başka çarem yoktu. Evi terk edip babamın oteline gitmişler. Babam da korkup beni aradı. Şaşırdık mı? Adam olan sorunları büyütmeye gelmiş resmen. Ay Fatih'i niye aramıyor da seni arıyor? Ay ne bileyim anne, soramadım o kadarını da. Pembe Hanım'la Abdullah Bey sarsılmışlardır. Aman, iyi oldu onlara da. Ya tamam, ben Nilay'ı günahım kadar sevmiyorum ama bu konuda sonuna kadar haklı. Ya ortada bir hata var ama bu kadar da abartılır mı ya? Doğacığım, bahsettiğiniz şeyse eğer hataları az buz değil yani. Ya olsun, ne olacak ki yani? Hastaneler, okullar yaptıran adamsın. Bu para mı sana koyacak? Ama yok, illa o çocuğu ezdirecek. Ya Pembe anne de sen zaten etkisiz eleman. Kocasına kafa tutup sen ne diyorsun diyemiyor. O ailede kimin yaşı büyükse onun sözü geçiyor. Eskiden babalarıymış, şimdi de Abdullah Bey. Sen nereden biliyorsun ki babalarını? Pembe Hanım bahsetmişti bir kere laf arasında öyle. Hani hiyerarşi var işte. Olan da evlatların oluyor. Anne ya. Kusura bakma, böyle sana da emrivaki oldu. Hayır Doğacığım, sen doğru olanı yapmışsın da. Şimdi bu organizasyonu benim yaptığımı düşünecekler. Aman, düşünürlerse düşünsünler. Yetti artık onların bir şeyleri düşünmeleri. Ne oluyor Abdullah Bey bize böyle? Yaprak dökümü yaşıyoruz biz. O kadının küçük kızı bizim eve yatıya geldiğinde ben laf etmiştim. Şimdi bizden 3 kişi onun evinde. Niye bir şey söylemiyorsun Abdullah Bey? Ay ne oluyor bize böyle? Yozlaşıyor muyuz biz ha? Hadi gelinin annesi isyankar bir kadın. Ama bizim Mustafa'ya ne oluyor? Nur Sema'yı gördün kaç gün önce, halini tavrını. Ay bir şey söylemeyeyim diyorum ama. Ya bu Fatih evlendikten sonra başladı her şey.
Fatih mi dedi ona git tefeciden borç al diye? Bu kaçıncı ya? Ben bir şey söyledim de bir sebebi vardır. Beni dinleyeceksiniz. Ben en başında söyledim bu işi yapamaz dedim. Vay sen çocuk ayırıyorsun. Oğluna şans vermiyorsun. Al sana şans. Ben kabahatli oldum yani şimdi. Benim işime, kararlarıma müdahale etmeyin o zaman. Vallahi bilmiyorum Abdullah Bey. Git konuş çocuklarla eve dönsünler. Özür de dileyim mi? Yahu ben haklıyım. Bana saygısızlık yapıyor, kabahatli olan ben oluyorum. Ev terk etmek falan neyi nesi oluyor ya? Ne yapacaklar? Bir ömür boyu Kıvılcım Hanım'ın evinde mi yaşayacaklar? Kös kös geri dönecekler. Allah'ım sen yardım et bize. İyi ki bir araya geldik. İyi ki konuştuk. O kadar huzurluyum ki. Sen bir de bana sor ya. Sen niye sessiz konuşuyorsun? Bilmem. Sen öyle konuşuyorsun diye herhalde. Hakikaten ben niye fısıldıyorum ya? Ya Umut ya. Bak işte sen ne yaparsan ben de onu yapıyorum. Sen iyisen iyiyim. Kötüysen kötüyüm. Fısıldıyorsan fısıldıyorum. İyi ki varsın. Sen de. Yarın ayarlayabilir misin? Görüşsek diyorum. Yarın mı? Bizim evde biraz durumlar karışık da yarın zor olabilir. Doğa durumları değil mi? Ya hem o var hem de bazı şeyler oldu. Buluşunca anlatırım abimle ilgili. Hadi ya. Mesajlaşalım mı? Hayırdır inşallah. Sen hasta mısın? Ne bileyim bir naneyim ya. Üşüttüm herhalde. Allah korusun Umut dikkat et. Neyse canım seni görünce iyileşirim ben. Abla. Hı? Bunlar hep burada mı kalacak? Yok canım olur mu öyle şey? Ne olmuş abla? Adam kovmuş mu bunları? Biliyorsun bu çocuk biraz saf canı. Garibi bak kandırmışlar. Hay Allah. O kadar üzüldüm. O kadar içim acıdı ki sabahı sabah ettim. Abla. Bunların o suratsız kız kardeşleri de kaçıp evden buraya gelmesin. Yok artık Allah yazdıysa bozsun. Vallahi bilmem. Olur mu olur. Hah Kıvılcım da o zaman delirir. Günaydın. Günaydın. İyi uyudunuz mu? Vallahi bebekler gibi mışıl mışıl uyuduk. Bize bu ev çok iyi geldi. Vallahi hiç gitmeye niyetimiz yok. Size yardım etmeye geldim. Yok yavrum biz hallederiz alışkınız. Yok olur mu öyle şey? Ya madem beraber yaşıyoruz ben de ev işlerine yardım edeceğim. Değil mi? Ben yaparım. Aa, olur mu öyle şey ben yaparım. Ama siz misafirsiniz. Ant içtim ölümü gör. Yok siz benim ölümü görün canım. Vallahi. Sevilay çekiştirmeyi bırakır mısın? Yardım etmek istiyorsa etsin bakalım. Evet bir bana bırakın. Bir görün marifetimi. Ay. Ay, 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 ay. Sönmez anne. Sevilay bez ver. Ya kusura. Yok yok olur böyle şeyler. Otur yavrum sen otur. Hatta bak üstün başın şimdi lekelenir. Ay. Hadi kalk git sen salona. Salonda otur yavrum hadi. Ben kek falan mı yapsam? Olmaz. Çünkü şey tatlı bir şeyler var da evde. Fazla gelir yavrum. Hadi sen salona. O zaman bir şey ihtiyacınız olursa söyleyeyim ben salondayım. Tamam, tamam, tamam. Abla şu üstüm başım battı ya. Ay 5 dakikada mutfağa hallaç pamuğu gibi attı. Öf. Gideyim bir üstümü değiştireyim ben. Ben de burayı toparlayayım abla. Öf. Abdullah Bey bir şey yapmayacak mısın? Hanım dün söyledim ya. Baba abim işe de gelmeyecekmiş. Vallahi çok iyi olur oğlum. Kaç gün gelmeyecekse söyle de karımızı hesaplattırayım.
Ne yaptı bu çocuk sana? Düşmanın gibi davranıyorsun. Aa, tövbe estağfurullah. Hanım, niye anlamak istemiyorsun ya? Kabahatli, kabahatli. Üstelik bir şey yokmuş gibi çekip gidiyor bir de. Bey, ben öleyim artık. Öleyim de kurtulun. Başladık gene. Anneciğim, o nasıl söz yine ya? Siz hepiniz toplanın gidin işte Kıvılcım Hanımlara. Allah Allah, ben niye gidiyorum? Sen sus. Sen daha benden özür bile dilemedin. Ya sen babama diyorsun da sen de bana taktın. Ne demek o, anlamıyorum ben seni. Anne, abla, lütfen yapmayın şöyle kahvaltıda ya. Sürekli benimle uğraşıp duruyorsun. Uğraştırma kızım o zaman kendinle. Sen anladın mı benim ne demek istediğimi? Allah'ım, sen bana sabır ihsan eyle yaradın. Yok, bize nazar değdi Abdullah Bey, ya da biri fırlattı tülbentini. Bunlar çocuklarından çeksinler diye bela okudu bize. Başka açıklaması yok yani. Bak işte. Anne, ben ne yaptım şimdi? Benim günahım ne? Ben daha fazla dayanamayacağım. Hadi Fatih. Tamam baba. Kalk biz de gidelim Kıvılcım Hanımlara. Her gün oradan birini döndürür olduk. Kimsenin de döndüğü yok ama. Ha, ağzından da hayırlı bir laf çıksın kızım. Ev ahalisi nerede? Sönmez teyze ve Sevilay kahvaltı hazırlıyorlar. Sen niye yardım etmedin? İstemediler Mustafa. Ya, amma kıymetli mutfakları varmış. Bence bu Sönmez fazla titiz biri. Olur mu ya şey, ben bir bakayım. Aman aman, iyi git. Sana da mutfağa gitmek için bahane oluyor. Domates doğra dedik, bütün mutfağı salça yaptı ya. Şuraya bak masa örtüsünün halini. Günaydın. Günaydın Mustafa, nasılsın? İyiyim, sağ olun, hamdolsun, siz? İyiyim. Yardım etmeye geldim. Yok, aman oğlum, sen salonda otur git. Olur mu öyle şey, ben hem çok severim yemek yapmayı. Ne yapayım, domates doğrayayım mı? Aşçı gibi doğruyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Sönmez anne, babam bizi yazları otelde çalıştırırdı. Ben de mutfakta başladım. Çok istiyordum iyi bir aşçı olayım ama babam izin vermedi. Her işte bir hayır vardır. Tamam. Omlet de yapayım mı? Yap bakalım. Kızım, aslında baktığında ev biraz şenlikli oldu ha. Yani tamam, Nilay biraz antipatik bir kız ama komik. Bir de laf sokmasa daha iyi olacak. Yani. Günaydın. Ne haber Gebeş? İyi valla. Gün geçtikçe büyüyorum ve şişiyorum. Oh süper. Neyse, lafı fazla uzatmadan hemen konuya giriyorum. Bizim projenin süresi uzatılmış. Ayrıca yeni maddeler eklenmiş. Hadi ya, ne diyorsun? Tam bitirdik derken. Sorma ya, aptal Beril'in grubu yüzünden. Adama 1000 tane şey söyleyip aklını almışlar. Vallahi çok sinirlerim bozuldu. Neyse, kısacası acil olarak grupça toplanmamız lazım. Ha. Tamam. Tamam, o zaman şey yapayım ben. Ayarlayınca sana haber vereyim, olur mu? Tamam canım, bay bay. Tamam, hadi görüşürüz. Ne oldu? Sıkıntılı bir durum mu var? Proje ödevi uzatılmış ve biz Fatih'in şirketinde çalışıyorduk. Yani şimdi buraya da çağıramam, Mustafa'lar burada. Ve Yeliz'e de daha evi terk ettiğimden falan bahsetmedim. Bayağı sıkıntılı bir durumun içindesin. Neyse, tamam, ben bulacağım bir yolunu. Hadi biz gidelim de annemi daha fazla bekletmeyelim. Tamam.
Günaydın. 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 Günaydın kızlar. Günaydın. Ne oldu? Sofra ne böyle? Hallayı ben de ona bakıyordum. Nilay, bunlar senin eserin mi? Mustafa'nın. Nasıl ya? Evde hiç böyle şeyler yapmıyordu. Burada kendini buldu diyelim. Hayırlı sabahlar. Mustafa günaydın. Vallahi ellerine sağlık. Ya bu bir şey değil daha ya. Gördünüz mü Mustafa'nın marifetlerini? Vallahi bayılır mutfak işçilerine. Size bir sır vereyim mi? Evde kahve yapacak bir insan yoksa ben kahve bile içmiyorum. Onu biz anladık. Teşekkür ederiz. Güzel bir sofra olmuş. Ne demek ya? Afiyet olsun. Tamam. Ben arkadaşımı buldum. Bugün mutfak bizim. Akşam yemeğini de Mustafa ile birlikte hazırlayacağız. Bana uyar vallahi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Buyurun beni takip edin. Alo. Doğa ne haber? Biz geldik, siz neredesiniz? Anlamadım, nereye geldiniz? Sizin şirkete ders çalışmayacak mıyız? Şirkete mi? Evet. Ne oluyor, hayırdır? Doğa'yla konuşuyoruz. Ver bana, ver. Al. Neredesin? Ama Yeliz'cim, ben ayarlayıp sana haber vereceğim demiştim ya canım. Canım benim, neyi ayarlıyorsun? Zaten şirkette çalışmayacak mıydık? Hadi gel, seni bekliyoruz. İyi, iyi tamam. Hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar Ekrem. Hayırlı sabahlar Fatih Bey. Sana da Ekrem. Abdullah Bey, birazdan Bakü'deki otelin genel müdürü Ahat Bey ile toplantınız olacak. Fatih Bey, Doğa Hanım'ın arkadaşları da aynı odadalar. Birinci kattaki toplantı odasındalar. Doğa Hanım geldi mi? Hayır Fatih Bey, henüz gelmedi. Hadi Ekrem. Oo, bensiz kahve içilmeye başlanmış. Yok ya, hasta gibiyim. Biraz da bitki çayı yaptım kendime. Kahveyi sana sakladım. Bana bak, vitamin falan al. Feci salgın var. Akşam köşk açılışında biterim sensiz. Tamam ya, ölü olsak da geleceğiz, merak etme. Nur Sema'ya anlatabilirsin artık. Aşk var mı aşk? Var be. İnanmıyorum ya. Olmaz olmaz dedik, oldu. Tabii ailesinden gizli görüşeceğiz. Annesinin yaptıklarına baksana. Uyuz pembe ya. Gerçi ona da müstahak. Resmen kızını yalan söylemeye teşvik ediyor. Vallahi nerede patlayacağız çok merak ediyorum Alev. Yani Nur Sema'ya çaktırmıyorum ama tedirginim biraz. Kendim için değil. De. Onun üzülmesini hiç istemiyorum. Ben seni uyardım baştan Umut. Bu iş zor dedim. Dinlemedin beni. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Aynen öyle. Neyse, hadi ben kahveleri yapıyorum. Sen de çayı fondiple. Nur Sema, asabım çok bozuk. Hani şu Mustafa'nın yaptığına bak. Dünür'ün kapısına götürüyor beni. Abim Nilay'ın dolduruşuna gelmiştir. Kızım, babanın yanında bir şey demeyeyim dedim ama yani o da azıcık aklını kullansın. Ay, ben artık idare etmekten bitap düştüm. Yemin ediyorum yani, hiçbiriniz de düşünmüyorsunuz annem üzülüyor mu acaba diye. Yıldım artık ben kocamla çocuklarım arasında kalmaktan. Ne bakıyorsun sen öyle? Öyle devrik gözlerle. Hiç, bakıyorum öyle. Bana bak. Oraya gidince de aman bana arka çık, destek ol. Çünkü senin son zamanlarda ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Zaten herkesin heyheleri üstünde. Aman kızım, aman. Destek ol bana, değil mi? Tamam anne, destek çıkarım.
Ay batmış buralar. Biraz kırıntı olmuş ya. Dur bakayım. Hah şimdi oldu. Sen buraya elektrik süpürgesiyle bir geçersin ha. Bunlar mutfakta ne yapıyor Allah aşkına? San Sebastian cheesecake. Mustafa'cığım sende ne cevherler varmış. Oho sormaz anne, bu daha bir şey değil, ben neler yaparım. Maşallah elinde çok yatkın. Çok istedim ünlü bir şef olayım diye ama nasip değilmiş. Niye öyle söylüyorsun? Daha çok gençsin, belki ileride olursun. Hiçbir şey için geç değil. Öyle mi diyorsunuz? Vallahi bir iki kere bizimkileri söyledim ama babam güldü. Annem de delirme oğlum sen Abdullah Ünal'ın oğlusun dedi. Yakıştırmadılar herhalde beni mutfağa. Bence çok yanılmışlar. Yanılmışlar ama değil mi? Net yanılmışlar. Ah, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Buyurun, buyurun. Sizde hep bir misafir terliği sorunu var. Onun için biz kendimiz getirdik. Çıkar çocuk terliklerimizi. İsterseniz burada bırakın. Nasıl olsa gidip geleceksiniz. Buyurun. Hande anne, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sömez Hanımcığım. Mustafa harika bir aşçı. Neler yapıyoruz, neler mutfakta. Oğlum. Anne hoş geldin. Bu ne hal? Hadi buyurun, buyurun. Buyurun. Pembe anne. Nursema nasılsın? İyi, iyi. Ay. Biraz dağınık ortalık ama. Kusura bakmayın. Oğlum Allah aşkına şu üstündekini çıkar da gel çocuğum. Ha, ellerim donlu kalmış. Hemen geliyorum. Şimdi Fatih onun için geldim zannedecek. Herkese merhaba. Neredesin bir arkadaşım? Ya telefonda netlememiştik diye düşünmüştüm. Çocuklar arayınca hemen fırladım. Neyse tamam önemli değil. Hadi başlayalım hemen de. Tamam. Afiyet olsun. Fatih Bey gönderdi. Teşekkür ederiz. Eniştemiz ya. Vallahi çok kral adam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karıcığım nasılsın? İyiyim. Fatih gel sen böyle istersen. Çok özlemişim karım. Gel bir daha öpeyim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Karım evi terk ettiğimde rezil mi olur arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Nasıl gidiyor her şey yolunda mı? Yolunda enişte sağ ol. Vallahi buraya gelmek bizim için çok iyi oldu. Tekrardan teşekkür ederiz. Ne demek canım estağfurullah. Yeter ki karım mutlu olsun. Ya çok düşüncelidir. Sağ olsun. Bir dediğimi iki etmez. Sağ ol karıcığım, teşekkür ederim. Ya çok güzelsiniz. Ben böyle evli olup aşk yaşayan çiftlere bayılıyorum. Ben de artık bir aşk yaşamak istiyorum böyle ya. Vallahi sadece sen değil biz de çok istiyoruz.
Aman dikkat edin, karınızın eli maşalı olmasın. Sonra zor oluyor. Allah Allah. Sevgilim sen niye üstüne alındın? Ben genel konuştum. Yoksa benim karım melek gibidir. Öyle kavgacılık, huysuzluk, hiç öyle huyları yoktur. Fatih hadi biz çalışacağız. Tamam. Benim burada olmamın bir sakıncası var mı size? Mahsur var mı? Var. Yok. O zaman oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ah Sönmez Hanımcığım. Evladın mı var, derdin var. Kaç yaşlarına geldiler ama anne baba olarak hala peşlerine düşüyoruz. Çok haklısınız Pembe Hanımcığım. Analık babalık hiç emekli olunmayacak bir meslek gibi geliyor bana. Abdullah babam da yok gerçi ama neyse. Kızım sen bir lafa girmesen mi? Aynısını evde de yapıyorsunuz anne. Sonra çocuklar niye kaçta oluyor? Nilay, büyükler konuşuyor. Sen biraz sus. Oğlum, hemen böyle bir tatsızlık oldu diye evden gidilir mi? Allah muhafaza. Babana inme inecek üzüntüden. Çok kalbim kırıldı anne. Dönmem ben eve. Ne demek dönmem eve? Biz aileyiz. Aile arasında öyle küslük mü olurmuş? Hem anneye babaya of demek bile günah. Mustafa'cığım, annen haklı. Biz artık yaşlanıyoruz oğlum. Siz de biraz bizi idare ediverin oğlum. Abicim, annem haklı. Tamam sen çok kırıldın, çok üzüldün. Ama babam da çok üzüldü. Hayal kırıklığına uğradı. Ya abi, babama haber vermeden gidip tekne almışsın. Bir de babama yalan söylüyorsun. Adamcağız ne yapsın? Fatih'in otel aldığını duyduğunda yaptığını yapabilirdi. Ama yapmadı. Bizim tekne olay oldu. Nilay, yangına körükle gitme kızım. Hem Sönmez Hanımlara da ayıp oluyor bak. Değil mi? Onların da düzenleri bozuldu. Aa, rica ederiz Pembe Hanımcığım. Zahmet edip buralara kadar geldiniz. Ama müsterih olun lütfen. Mustafa da Nilay da bizim de evlatlarımız. Ona hiç şüphem yok. Sağ olun, Allah sizden razı olsun. Hadi oğlum. Bak inat etmeyin de evimize buradan beraber gidelim. Bilmiyorum anne. Pembe Hanım. Biraz zaman verin çocuklara. Onlar da bir sakinlesinler. Aklı selimle bir karar vereceklerdir. Vallahi bizim burada keyfimiz çok yerinde. Değil mi Mustafa? Hiç dönmeye niyetimiz yok. En azından sabah akşam laf işitmiyoruz. Öyle mi çocuğum? Madem öyle biz sizin rahatınızı bozmayalım. Yok anne, Nilay öyle demek istemedi. Sen ona bakma ne olur. Yok çocuğum, ben anlayacağımı anladım. Sen benim oğlumsun. Nilay da Doğa da gelinim değil, kızım. Ama bizi de bu kadar kırıp dökmeye kimsenin hakkı yok. Beni de babanı da üzmeyin daha fazla. Buradaki misafirliğinizde tadında kalsın. Allah'ın izniyle her şey düzelir. Siz hele bir gelin. Tamam anne, biz biraz düşünelim. Sönmez Hanımcığım, biz bu ara sizi çok rahatsız ettik. Ne olur kusura bakmayın. Rica ederim. Ne demek? Biz bir aileyiz. Kıvılcım Hanım'a, Doğa'ya, Çimen'e çok selam söyleyin lütfen. Teşekkür ederim, söylerim. Alev Hanım'a da tabii. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Anne fırında kekim vardı, 5 dakikası var deyip gitseydin. Hemen. Hayırlı günler. Güle güle Nursema. Nursema. Kıvılcım'a mı gittiler? İnanabiliyor musun? Peki Kıvılcım Hanımlar olmasa ne yapacaklardı? Nereye gideceklerdi? Herkes kafasına göre Kıvılcım Hanımlara iltica etmeye kalkıyor. Ne var Kıvılcım Hanım evinde bu kadar kıymetli, ben anlamıyorum. Ben de çok şaşırdım abi Mustafa'ya. Yani ondan beklenmeyen bir hareket bu, öyle değil mi? Zaten bu aralar evde pek beklenen şeyler olmuyor. Ne oldu bizi anlamıyorum. Neyse abi sen sakin ol. Yani herkesin hayatında böyle karmaşık dönemler olur mutlaka. Olur Ömer, olur da herkesin çocukları aynı anda delirmiyor herhalde.
Çocuklar ayrı, gelinler ayrı. İki gelin de kaçak. Olacak iş mi ya? Biri görse duysa ne der? Sen merak etme abi. Ben de konuşurum. Sen Kıvılcım Hanım'la konuştun mu? Ben gitmedim diye yanlış anlaşılma olmasın da. Yok yok abi, yanlış anlaşılma olmasın. Ben konuştum, merak etme. Ne diyor çocukların durumuyla ilgili? O da boşanmalarını istemiyor herhalde. Ya ister mi abi? Niye istesin böyle bir şeyi? Sadece biraz zaman dedi. Evin derdinden iş yerinde iş konuşamaz olduk. Şu halimize bak ya. Başa gelen çekilir abi, ne yapalım? Flap operasyonuyla ilgili dosyaya tekrar göz atalım, olur mu? Bir eksik olmasın. Tamam, ona bakalım hemen. Sevgilim, flap operasyonu nedir? Fatih, izin verirsen çalışıyoruz hayatım. Tamam canım, çalışın. Ben de bir şey demedim. Alt tarafa bir soru soruyorum. Ne yapayım? Cahil mi kalayım yani? Haklı adam. Karısı diş hekimi olacak. İş hakkında biraz bilgi sahibi olmasın mı? Kısacası cerrahi müdahaleyle hastanın diş etlerini açıp hastalıklı köklere ulaşarak o bölgeyi temizleme ve tedavi operasyonu. O neymiş ya, çok fena. Yani insanın dişlerinin tek tek sökülmesinden bile daha kötü. Ya Fatih, senin işin yok mu hayatım? Var canım, benim işim olmaz mı? Tonla var. Hah, ne güzel, o zaman biz seni tutmayalım. Peki. Ne demişler? İtaat et, rahat et. Size kolay gelsin arkadaşlar. Ne istedin çocuktan be? Ne güzel enerjimizi yükseltiyordu. Ay Yeliz, yapma Allah aşkına. Dersi baltalamaktan başka ne yaptı? Susmuyor bir türlü. Vallahi onun bunu bilmem ama eniştem kral adam. Evet. Madem karım ciddi ciddi çalışmak istiyor, o zaman ben de burada çalışayım. İşte budur. Anlaşılan bu güzelden kurtuluş yok. Benden ömür boyu kurtuluş yok sevgilim. Çimen, nasılsın kızım? Okuldayım. Hazır ders arası seni de göreyim dedim. Tamam kızım, bekliyorum. Babacığım, hoş geldin. Hoş buldum. Benim küçük kızım günden güne güzelleşen genç bir kıza dönüştü. Ya teşekkür ederim. Bu tarafta bir işim vardı kızım. Hani gelmişken sizleri de görmeden gitmeyeyim dedim. İyi yapmışsın baba. Annen okulda mı? Ya baba, Kıvılcım Arslan'dan bahsediyoruz. Bu kaptan bu gemiyi terk eder mi? Tabii ki burada. Bayağı olaylar olmuş. Evet. Fatih'le Doğan, Nilay'la Mustafa, Abdullah Bey falan şu an yüksek gerilim hattındalar. Yani anlayacağın çarşı pazar fena karışık. Mustafa ile Nilay siz değil mi? Yani Doğan'la konuştum, öyle bir şeyler söyledi ama pek ihtimal vermemiştim. Bizdeler. Dün akşam geldiler ve gitmeye hiç niyetli değil gibi duruyorlar. Annenin heyheyleri üzerindedir şimdi. Ha? Neyse, gelmişken onunla da bir konuşayım. Hı? Olur, tamam. Benim de zaten ders saatim şimdi. Hadi gel. Gel benim. Efendim Ayşe. Kayhan mı? Tamam, peki söyle gelsin. Hoş geldin Kayhan. Hoş buldum. Hem de pek hoş buldum. Kayhan lütfen, benim çok zamanım yok. Neden geldin? Aslında Doğa'yla şu malum konuları konuşacaktım ama o proje çalışmasındaymış, ben de Çimen'i göreyim dedim. Lütfen senden rica ediyorum, bu konularda Fatih'le Doğa arasına girme. Mesele neyse karı koca kendi aralarında çözecekler ya da çözemeyecekler. Yani sana kalsa zaten hemen boşansınlar değil mi Kıvılcım? Ama ben kızımın mutluluğunu düşünüyorum. Ha, ben düşünmüyorum yani Kayhan. Yazı düşünüyorsun ama kendi doğrularına göre düşünüyorsun. Şu an bizim düşündüğümüzden daha önemli bir durum var ve bunu karı koca kendi aralarında halledecekler. Anladın mı? O yüzden beni bu saçma sapan anlamsız konularla daha fazla meşgul etme. Peki öyleyse. Tamam Kıvılcım Hanım. Ama ben akşam gelir kızımla konuşurum. Eve mi geleceksin? Efendim? Ha, aşk, o neredesin ya? Bak otele geldim, çıktı dediler. Neredesin hayatım? Okuldayım. Kıvılcım'la konuşuyorum. Ne alaka şimdi Kıvılcım? Ya ne demek ne alaka Ecem ya? Anladın sen ne alaka? Tamam neyse. Çıkışta ben seni ararım, tamam mı? Hadi.
Hadi şimdi müsait değilim. Aa! Şuna bak ya. Başlayacağım ama senin kıvılcımına. Bak Kıvılcım. Vallahi kızımla konuşacak özel konuları kafelerde konuşacak halim yok Kıvılcım. Tamam orası senin evin olabilir. Ama şunu unutma ki benim iki kızım da o evde yaşıyor. Kayhan lütfen seninle tartışacak vaktim yok benim. Güle güle. Peki tamam. O zaman görüşürüz Kıvılcım hanımcığım. Bitmiyor. Ailem parçalanıyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Sen şu Mustafa'nın yaptığına bak. Bir günde Sönmez Hanım'ı benden çok dinler olmuş. Sönmez Hanım çok yumuşak bir kadın. Böyle tatlı tatlı da konuşuyor. Ha, o tatlı tatlı konuşuyor. Ben acı konuşuyorum öyle mi? Hasbinallah. O Nilay'ın da nasıl biti kanlanmış. Gördün değil mi konuşmalarını? Anne sen sanki Nilay'ı bilmiyor musun ya? Boş boş konuşuyor işte. Ne takıyorsun sen? Şimdi o evde diye havalara girmiş. Babana ne diyeceğiz biz? Ay bunlar dönmem diyor. Düşüneceklermiş. Yahu evine dönüyorsun. Neyi düşüneceksin? Abim çok üzülmüş. Belli ki ilk defa bu kadar kırılmış. Kırgınlığı da sana değil babama. Ne diyorsun yani? Yani babamın bir şey yapması lazım. Ne yapacak kızım adam? Gidip ayaklarına özür mü dileyecek bir de? Zaten sonuna kadar haklı yani baban. Ya anne özür dilesin demiyorum ama... hani gidip oğlum evine geri dön diyebilir. Yani bir şey yapması lazım. Bunlar bir taraftan, Doğa bir taraftan. Delireceğim yani yemin ederim. Allah'ım sen canımı al da kurtar beni. Ay anne yine başladın ya. Niye suratın düştü senin? Moralim bozuldu ya. Düzelmiş miydi ki? Daha da bozuldu. Annem geldi perişan. Şimdi babam ne diyeceğini düşünüyordur kesin. Bir şey olmaz Mustafa. Hemen yumuşama. Hayatımızda ilk defa bir hareket yaptık. Hemen yelkenliğe suya indirme. Ömür boyu burada mı kalacağız böyle göçebe gibi? Evi terk ederken aklın neredeydi Mustafa? Ayrıca sen haklısın bunu unutma. Bir hata yapmış olabilirsin. Ama kimse seni aşağılayamaz, çocuk gibi azarlayamaz. Burada da insanlara yük oluyoruz ya. Ya bakma onlar da hallerinden memnun. Biz mağduruz farkındaysan. Herkes mağdurun yanında olur. Hem Çimen de bize kaldı. Biz ona sen bize yük oldun, ayıp oldu dedik mi? Ya aynı şey mi? Kız geldi bir gün kaldı gitti. Bak Doğa'ya nasıl çekti kıymete bindi. Biz de hemen eve dönmeyelim. Bir iki gün kalalım. Kıymetimizi bilsinler. Değerimizi anlasınlar. Sen beni dinle. Tamam mı? Arasam da ne diyeceğim ki? Kıvılcım artık dinlemez beni. Efendim Can. Ömer merhaba. Dün sesin çok kötü geliyordu. Nasıl oldun, nasılsın? Yani dün geceden pek bir farkım yok. Ya bu akşam bir dışarı çıkalım diyorum. Biraz havamız değişsin. Bir şeyler yeriz. Keyfin yerine gelsin, ne dersin? Olur yiyelim. Değişsin bakalım. Tamam o zaman ben yer için seni ararım olur mu? Tamam konuşuruz sağ ol. Arkadaşlar bu arada ben bayağı acıktım. Aa bak çok güzel fikir. Benim de karnım aç. Hadi gidelim güzel bir yerde yemek yiyelim. Bence burada da bir şeyler atıştırabiliriz. Hem zaman kaybetmemiş oluruz. Vallahi arkadaşlar görüyorsunuz ben tamamım. Ama arkadaşınız sizinle yemeğe mi çıkmak istemiyor acaba? Göstereceğim gününü ben sana. Doğa ya oyun bozanlık etme. Ne güzel işte dışarıda bir şeyler yiyelim. Çok acıktık. Hadi ama programda da öndeyiz zaten. Tamam. Gidelim madem. Şahane. Hadi çıkalım o zaman.
Sevgilim elimi tuttu, anlamasınlar. Sıkı tut. Niye? Kaçacak mısın? Vallahi belli olmaz. Şakayım. Ya. Hadi gelmiyor musunuz? Efendim canım. Ne yapıyorsun? Daha iyi misin? Bir derneğin köşk açılışı var da oraya gideceğim. Oralarda olacağım bugün. Bu arada yarın buluşabilir miyiz biz? Çıkabilir misin evden? Olur olur, çıkarım. Ne yapacağız peki? Ya çok güzel bir film gelmiş sinemaya da, komedi. İster misin, gidelim mi? Aa, olur olur, afişini görmüştüm. Çok iyi olur. Tamam, süper o zaman. Sen, sana en uygun yeri ayarla, orada buluşalım. Sabahtan haber verirsin zaten bana. Tamam. Ben şimdi bakarım. Ha, Nursema, bu arada ben yani seni evden alamadığım için orada buluşalım diyorum. Yoksa eve gelirim, eve kadar da eşlik ederim sana yani. Neyse, o günlerde gelecek mutlaka. O zaman öpüyorum. Görüşürüz yarın. Ben de öptüm. Anneme ne diyeceğim? Bir şey anlamaması lazım. Arkadaşlar, yola çıktık ama konuşmadık. Ne yemek istersiniz? Vallahi fark etmez. Bize de fark etmez. Evimin sultanı güzel karıma sorayım o zaman. Ne yemek istersin sevgilim? Ben de fark etmiyor. O zaman bebeklerimize soralım, acaba onlar ne yemek ister? Ya ama çok tatlısınız siz. Yiyeceğim sizi. Ya vallahi sizi görünce evlenesim geliyor. Ben de doğayı görür görmez evlenesim geldi. Aa, sevgilim niye bakıyorsun öyle, yalan mı söylüyorum, gelmedi mi? Doğa sen söyle ne yiyelim, iki canlısın sen, biz sana uyarız. Ay, galiba İskender. İskender mi? Sevgilim sen yağlı çok sevmezdin, ne oldu? Ben de anlamadım. Yani hamilelik böyle bir şey demek ki. O zaman istikamet Bursa. Fatih, ne yapıyorsun? Ne olmuş canım ya, benim karımın canı 40 yılda bir İskender çekmiş. Tabii götüreceğim, en güzel yerde yedireceğim. Ay saçmalama Allah aşkına, ne Bursa'sı? E ne olacak canım, şuradan 2 saat. Feda olsun benim güzel karıma. Şu an evlenme isteği geri gitti. Vallahi ben senin gibi bir koca olamam Fatih. Estağfurullah. Eniştenin kıymetini bil Doğa. Görüyorsun Doğacığım. Ben gönüllere taht kurarım. Anladım ben onu zaten. Ama yine de Bursa'ya gitmemize gerek yok. Bizim oradakine gitsek de olur. Tamam. Koydun mu kerevizi? Koydum abla. İyi hadi, tamam, götür masaya o zaman. Anneciğim. Kızım neredesin sen? Gene kapadın kendini odalara. Ha, yardım mı lazımdı? Yok yok, biz hallettik hepsini. Ha, salatanın yağını, limonunu koy sen. Tamam. Anne, ben diyorum ki Kıvılcım Hanımlara hediye mi alsak? Onlar bize yeni yılda almışlardı ya. Şimdi bizimkiler de oraya yerleşti biliyorsun. Hani teşekkür mahiyetinde yarım elma gönül alma. İyi düşündün. Çimene dağlama. Ha, tabii tabii. Hepsini alacağım. Ben yarın sabah çıkayım o zaman, halledeyim diyorum. Tamam, hallet. Tamam. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Siz ilk birlikte olmaya başladığınızda ben bu iş olmaz demiştim. Benim olmayacağına dair en ufak bir şüphem yoktu. Adam ya. Bak,
ilişkisine nasıl da sahip çıkıyor. O nasıl demek hayatım? Çıkmıyor muyum yani? Çıkıyorsun canım, çıkıyorsun. Demek ki neymiş? Gerçek aşk farklılık falan dinlemiyormuş. Biz de seni daha kaba saba bir sanırdık Fatih. Yok be kardeşim ya, ben kim, kabalık kim? Olur mu öyle şey? Benim karıma ve onun sevdiklerine karşı boynum kıldan ince. Abart istersen Fatih'ciğim. Sevgilim ne abartması ya? Bizde sadece gerçekler. Şeyi soracağım. Çocuklar doğunca ne yapacaksın? Yani Doğa sürekli onlarla ilgilenecek. Hem de iki tane. Artık Doğa bebeklerimizle, ben de Doğa ile ilgileneceğim. Değil mi hayatım? Aynen. Nasıl, beğendiniz mi İskender'i? Çok güzel. Çocukların yanında bozuntuya vermedim ama yaptığın gösteriş aşırı gereksizdi. Ayrıca çalışmamızı da bozdun. Karıcığım, bak ben seni çok seviyorum. Bunu da dile getiriyorum yani, ne var bunda? Of, o güzel gözlerine bakma bana şöyle. Sen bana aşk dolu bak. Ben öylesine alıştım çünkü. Heh, bak böyle asık suratlı olursan çocuklarımız da doğar. Bak görürsün, senin gibi suratsız olurlar, haberin olsun. Hadi gül gül, bakmıyorum ben. Yok canım, ne göreceğim? Doğa. Efendim Fatih. Ben sensiz yapamam. Seni yanımda istiyorum hayatım. Hadi ne olur dön evine artık. Evet biliyorum, belki ailen barışmamızı istemiyor. Hatta bu konuda seni dolduruşa bile getiriyor olabilirler ama... Ya önemli olan bizim ne hissettiğimiz değil mi? Ya Fatih, konu döndü dolaştı, benim aileme mi geldi? Ya sen nereden biliyorsun benim ailemin ne istediğini ya da ne düşündüğünü? Ayrıca beni kimse dolduruşa getiremez, tamam mı? Beni kendinle karıştırma. Ben dolduruşa geliyorum yani. Yok canım, hiç gelmiyorsun. Tamam. Diyelim ki dolduruşa geldim. Ya ben de insanım, ben de hata yapabilirim. Yani bunun cezası bu mu? Sensiz kalmak mı? Doğa, sen hiç özlemedin mi beni? Yok. Özlemedim. Ben seni öyle özledim ki. Vazgeç artık inadından. Evimize dönelim. İyi akşamlar Fatih'ciğim. Bay bay. Kaçıracağım seni keçi. Ettin ya, ben bırakacağım diye giderdim işte ben. Olmaz öyle şey. Senin bu halde yollarda sefil olmana dayanamam. Yok, biz organizasyonlarda gece bitmeden ayrılmıyoruz ya, ondan diyorum. Aman bu seferlik böyle olsun. Açılışla ilgili her şey yolunda, içerideki ekip bomba gibi. Kalıp ne yapacağız zaten? İyi var, sen öyle diyorsan. Sen Nursema'yı anlat. Nasıl gidiyor? Vallahi nasıl gitsin? Bir süre gizli görüşeceğiz. En azından Nursema da zor durumda kalmamış olur. Aman dikkat edin Umut'cum. O pembe cadısını başınıza sarmayın da ne yaparsanız yapın. Ay çok yaşadım. Beraber. Vallahi biz de onun için uğraşıyoruz işte. Benim için problem yok da kızı yemesinler. Sadece yerlerse sevinelim. Alev Allah aşkına şöyle konuşup korkutma beni. Ya siz zaten şimdi anınızın tadını çıkarın. Keyfinize bakın, geleceği düşünüp de kasmayın hiç. Aynen öyle. Ya sen ilaç alıyor musun? Bir nöbetçi eczane falan bakayım mı? Yok yok, gerek yok, alıyorum ben ilaç. İyi tamam.
Nur Sema ile Pembe anne geldiler sağ olsunlar ama Abdullah babamdan hala ses yok. Çok alındım. Boş ver Nilay ya. Yani onun işi gücü vardır. Yani nasıl boş vereyim? Resmen bizi umursamıyor. Mustafa ile beni küçük görüyor. Kıymet vermiyor. Kızım. Bak. Bir kişiye imandan sonra verilen en yararlı şey Salih kadındır. Hayırdır anne? Sen böyle dini laflar etmezdin. Sosyal medyada okudum bugün. Hazreti Ömer'in lafıymış. Ben de ne oluyor dedim ya. Şimdi sen beni anladın mı? Anladım. Yani Salih iyi bir kadın. Bu değil mi? Salih kim ya? Anneciğim sen böyle ilk okuduğun şeyleri gelip burada söyleme, gördüğün gibi anlaşılmıyor. Şöyle özetleyeyim. Makbul kadın demekmiş. Hmm. Evet, hadi o zaman buyurun sofraya. Evet, herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Siz de bu evin reisisiniz değil mi? Bizim evde de babam oturmadan kimse başlamaz. Siz de bu evde. Bizde herkes eşittir Mustafa. Yaşa hürmet vardır, o ayrı. Ama öyle bir hiyerarşi yoktur. Keşke bizde de öyle olsaydı. Bu arada Çimen'cim, robotik kulübünün seçim sonuçları yarın açıklanacak. Unutmadın herhalde değil mi? Yok, unutmadım, aklımda. Bizimkilerle de konuştum, velilerini çağırmışlar. Metan'la da konuştum, onun da babası geliyormuş. Anne. Benim elim kolum tutmuyor. Ay, tansiyonum oynadı benim gene. Ay. Ay, ben her şeye böyle tek başıma göğüs germek zorundayım. Allah'ım sen bana yardım et, bir yol göster bana ne olursun. Hadi Abdullah Bey neredeyse gelir. Gelmeden hazırlayın hemen sofrayı. Tamam abla. Anne tamam, bir sakin ol. Bana bak Nur Sema. Baban gelince bizim öyle ya da böyle onu ikna etmemiz lazım. Gitsin Mustafa ile konuşsun, getirsin onu eve. Hani ben bir oğlumu daha kaybedemem. Ben mi konuşacağım? Sen aç konuyu, ben arkadan destekleyeceğim seni. Ha, bana kızsın. Kızım, hastayım diyorum işte ben. Ya bir kere de bir dediğimi iki etme. Sen aç konuyu diyorum, ben sana destek vereceğim. Ay tamam anne. Aa. Efendim oğlum. Ne haber baba, ne yapıyorsun? İyiyim, yoldayım. Annendesin sen değil mi? Evet evet, burada kalacağım bu akşam. Tamam peki. Ha bu arada baba, yarın proje seçim sonuçları açıklanacak, unutmadın değil mi? Tamam oğlum, yarın orada olacağım. Süper, tamamdır, bir hatırlatayım dedim ben yine de. Tamam. Hazır annenin yanındayken eğer geçen günkü gibi yine sürpriz yapmaya falan kalkarsa... Sen engel ol tamam mı, izin verme. Sürpriz yapamayacağını söyle lütfen. Tamam baba, merak etme ya. Yarınki aktiviteden kesinlikle haberi olmasın anne. Eğer önceden bir şey yapmak isterse engel ol. Benim haberim olsun ya da, tamam? Tamam baba, anlaşıldı. Merak etme. Öpüyorum. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar babacığım. Hayırlı akşamlar kızım. Fatih nerede? Beraber çıkmadınız mı şirketten? O benden önce çıkmış. Nereye gitmiş? Ne bileyim hanım.
O da Kıvılcım Hanımlara yerleşsin, tam olsun. Hanım ne diyorsun Allah aşkına ya? Ay yok artık anne. Geldi, ben bakayım. Hoş geldin. Hoş bulduk abla. Annem hiç iyi değil. Herkes evden gitti diye söylenip duruyor. Meraklı kadın. Abimin bir an önce eve dönmesi lazım. Bir de bunlar Kıvılcım Hanım'da kalıyorlar ya. Annemin iyice sinirleri bozuldu. Akşam biz babamla konuşacağız. Sen de destek çık, olur mu? Tamam da abla, kaç kez demedim. Tam konuyu açacak oluyorum. Tefeci diye başlıyor babam. Vallahi bilmiyorum Fatih. Bir şey yapmamız lazım. Yapalım ablacığım, yapalım. Gel geçin. Anasını da. Hocam teşekkürler. Aa, bence bu kız çok kötü. Biz alalım bunu. Hep fitne peşin. Neden kötü olsun? Hocam, gördüğünü söylüyor işte. Sayko senin dalga. Öyle mi? Her gördüğün söylenemez. Standart. Yalan mı söylesin? Kızım ne alakası var? Demin öyle dediniz ama. Tam tımarhaneye döndü. Gerçekten benim deliliklerime mumla arayacaksınız. Senden delisi geldi tabii, sana da gün doğdu. 3 sezonluk komedi dizisi çıkar, reytinglerde tamam. Alev, gülüp durma lütfen saçmalama. Bir de evden kaçan gelmiş, ev firari dolu. Ben çok sıkıldım. Biraz Fatma'ya gideceğim kahveye. Aman ne Fatma'ymış ya. Aynı apartmanda oturuyoruz. Bana 3 kere gelmedin. Haftanın 3 günü ondasın. Ha? Annem bitti, sen başla. Başlarım tabii. Ben senin kardeşinim. Fatma seni benden daha çok görüyor. Ay Alev, sen de gel. Ay yok, ben sıkılırım. Ay ben sıkılmam. Ben bir Fatma'ya gidip geliyorum hemen. Tamam. Oğlum, karınla konuştun mu? Bugün birlikteydik. Ne diyor? Öyle derinlemesine konuşamadık. Ofisi kullandılar ders çalışmak için. Arkadaşları vardı yanında. Siz böyle her gün buluşup ayrı ayrı evlerde mi kalacaksınız? Yok babacığım, olur mu öyle şey? Yani sinirinin geçmesini bekliyorum. Herkeste de ne geçmez, sinir varmış. Oğlum sen bu kızın elinde oyuncak mı olacaksın? Tut kolundan getir eve. Niye yüz veriyorsun? Bu böyle her tepesi attığında çekip gidecek mi yani? Tamam anneciğim, halledeceğim ben, merak etme. Halledemiyorsun işte. Ağırlığını koyman lazım. Abim ne olacak? Ne bileyim kızım, kendisine soracaksın. Abdullah Bey, sen bir gönlünü alsan. Efendim, anlamadım. Babacığım, abim çok üzgün de. Mahvah. Dayanamam, kıyamam, ne yapsak? Babacığım, seni anlıyorum, çok da hak veriyorum ama abimin de halini gördüm. Çok üzgün. O zaman o aklı evvel karısını alacak, evine gelecek. Üzülürse de yaptıklarına üzülecek. Biz bugün gittik ve ikna etmeye çalıştık ama. Ha bir de ikna edilmeye ihtiyaç var beyimizin, öyle mi? İkna edilince de bu sefer de şirket aciz getirir. Allah korusun. Hala kendini haklı mı zannediyor? Yok babacığım, olur mu? Yani hatasını biliyor abim, biliyor. Bilsin lütfen yani. Hatasını da bilsin artık yani. Baba, bak gerçekten ben sana çok hak veriyorum. Ama abim de kırılmış işte. Ya, çok kırılmış çocuk. Evet. Vallahi bak, ben bugün çok üzüldüm abimin haline. Ya siz şöyle üçünüz toplaşın, biraz da bana üzülün, biraz da bana acıyın. Bu babam nasıl yaşıyor, ne hissediyor, ne düşünüyor, neler çekiyor diye. Biraz da benim için üzülün be. Ha?
Ne yaptınız? Ömer'den haber var mı? Olmasını istiyor musun diye sorsana bir. Yapma ama. Yok Fatma. Ben bu konuda çok netim. Ömer'e de çok net bir şekilde her şeyi söyledim. Artık bundan sonrası benden çıktı. Yani konuşmak da istemiyorum o şey. Tamam. Açmadım konuyu. Yok say, kapattım. Evde durumlar nasıl? Evde tam bir kaos var şu anda. İşte anneme eğlence çıktı. Nina ile uğraşıp duruyor. Bizi bıraktı. Tamamen onunla uğraşıyor. Düşünemiyorum bile. Hem dağınık hem sakar. Yani böyle delirirsin. Eyvah eyvah. Tam sönmezlikmiş yani. İşte anneme uğraşıp duruyor. Annem Nina bir şey yaptı. Bize bir bakışı var. Görüyorum öldürmek istiyor. Orada olmak lazım. İşte bunlarla uğraşıyorum maalesef. Aa, Alev hoş geldin. Geç. Hoş geldin. Hoş buldum. Ya ne yapıyorsunuz diye merak ettim. Sesiniz de kapının dışından duyuluyor kikir kikir. Gel gel. Annemle Nina'nın maceralarına gülüyorduk. Hadi geç, ne içersin? Ben hiçbir şey almayayım. Zaten çok kalmayacağım. Ablamı almaya geldim. Bir şey mi oldu? Yok. Yani belki de biraz bende otururuz diye düşündüm. Alev kıskanıyor mu seni acaba biraz? Tabii yukarıda sayı arttı ya, değeri bindim şimdi ben. Yani biz abla kardeş şöyle baş başa hiç dertleşemiyoruz, o yüzden dedim. Bazen böyle kardeşlerle konuşulmayacak şeyler olabilir hani. Dostlar bunun için var, değil mi? Fatma da Fatma. Fatma aşağı, Fatma yukarı. Benim ablamla bana hava atıyor ya. Neyse şu Umut'u arayayım bakayım nasıl olmuş. O yüzden beni üzmek için size zarar vermeye çalışacak. Elimden geleni ardına koymayacak biliyorum. Koymasın. Sen de aç kovuğundan çıkmadın. Öyle, öyle teyzem. Çok haklısın öyle ama... Alo. Oo, senin sesin iyice gitmiş. Çok fena oldu ya Alev. Böyle bir sırtım ağrıyor, boğazım acıyor. Vallahi arada kolum falan da uyuşuyor. Bana bak. Covid olma, durduk yere beni de eve kapatma sakın. Ha, çok sağ ol benim düşünceli arkadaşım ya. Vallahi Covid falan değilim de. Ben kalp krizi falan geçirmem değil mi? Sırtımın ağrıması, kolumun uyuşması falan bunun işareti değildir inşallah. Ya deli deli konuşup beni korkutma Umut ya. Tamam bağırma Alev Allah aşkına, kafam çatlıyor zaten. Neyse benim bir şeyim kalmaz yarına kadar zaten, merak etme. İyi tamam, haber ver bana. Tamam hadi bay. Ben bakarım. Bak yavrum hadi. Baba. Ne haber kızım? Annen evde mi? Yok, Fatma ablaya kadar indi. Bir şey mi oldu? Yok canım. Doğayı göreyim dedim. Aa, iyi gel içeride. Alayım ben onu. Al bir tanem. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Anneciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Kızım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Nina'cığım. Nasılsınız, iyi misiniz? Siz neden hala buradasınız çocuklar? Sormayın ya, Kıvılcım Hanımlara da böyle yük oluyoruz. Mustafa'cığım neler söylüyorsun, çok ayıp. Ama otelde yer açıldıysa otele geçebiliriz. Keşke Nilay'cığım, keşke. Otel full biliyor musunuz? Ama aklımdasınız zaten ha. İlk yer açıldığında sizi hemen oraya alacağım, hiç merak etmeyin. Sağ ol abi ya, eksik olma. Anneciğim. Maşallah çok iyi görünüyorsun ha. Sağ ol. Kızım, Fatih'le görüştünüz mü? Bak bu ayrılık fazla uzadı ha. Babacığım. Bu konuyu şimdi konuşmak istemiyorum. İyi, daha sonra konuşalım olur mu? Bak ha, olmaz böyle. Ya kızım, bak bir şey diyeceğim. Bunları da al, evine git kızım. Tamam alayım. Hadi annenizi çağırın da bir de onu göreyim bari. Ne yapacaksın onu çağırıp da? Kızlar için gelmedin mi?
O Fatma'ya indi kahve içmeye. Fatma'ya mı? Allah Allah. Ya ben ona hani buraya uğrayacağımı söylemiştim ama. Hadi bakalım. Demek ki bu bilgi ona pek bir şey ifade etmemiş. Mustafa, bence bu adam nişanlısını Kıvılcım ile aldatıyor. Tamam, sus, duyacaklar şimdi. Sönmez Kayhan'ı sevmiyor. Kayhan'ın aklı hala Kıvılcım'da. Bize ne Nilay? Ne demek bize ne? Biz de bu evdeyiz. İyi de sonsuza kadar bu evde kalacak değiliz. Olsun. Biz yine de iki eve hakim olalım. İleride bize lazım olur. Neyimize lazım olur? Yalnız Kıvılcım da az değilmiş. Kayhan'ın eve geleceğini bilerek evden toz olmalar. Peki nasıl da nasıl çekip eve gelmemeler filan. Doğa da annesine çekmiş belli. Ya kadın boşanmış adamdan. Adamı görmek zorunda mı? Adam teklifsiz elini kolunu sallaya sallaya geliyor valla. Rahatlık bunlara vergi herhalde. Hadi yeter, sen dedikodu etme artık. Günah. Aşkım dedikodu etmiyorum ki, seninle konuşuyorum. Hadi sen elini yüzünü yıka, ben de bir ev halkına bakayım. Doğa Hanım. Evet. Efendim, beni Fatih Bey gönderdi. Okula gitmeniz için sizi ben bırakacağım. Ne? Okula gitmeniz için. Tamam. Canım karıma, oğlumun ve kızımın annesine. Efendim, sizi okula bıraktıktan sonra sizi orada bekliyor olacağım. Telefon numaramı da vereyim isterseniz. Bir şey lazım olursa beni ararsınız. Teşekkürler, sağ olun. Abdullah Bey, gözünü seveyim ne olur. Konuş şu çocukla. Evet baba, ne olur. Hasbinallah, gene başladılar. Baba hadi ama, konuş abimle. Ay ben daha yaşamam artık o zaman. Ölürüm. Zaten ne kadar ömrüm kaldı o da belli değil. Hanım ne oluyor şimdi? Nasıl ne oluyor? Öleceğim diyorum, artık kalbim dayanmayacak diyorum. Tövbe tövbe. Anneciğim Allah aşkına, o nasıl söz şimdi? Tamam, konuşurum bugün. Yemin et. Hanım. Yemin et, önünü göreyim de. Ya niye yemin edeyim? Tamam dedim, konuşacağım dedim. Tamam işte. Mustafa'm eve gelsin. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine gidip dua edeceğim. Merhabalar. Merhaba Kıvılcım. Hoş geldin. Nasılsın? Daha iyiyim. Sen? İyi olmaya çalışıyorum.
Sen iyi ol da, önemli olan o. Seni gördüğüme sevindim. Evet, proje için çok hızlı hazırlandık. Biraz yorucuydu. Grup çalışmaları yaptık. Daha sonrasında işte bireysel çalışmalarımız da oldu. Zaten ulusal başarılarımız vardı biliyorsunuz. Ama artık okulumuzu uluslararası platformlarda da niye hala gelmedi bu ya? Sabah telefonunu da açmadı. Bir şey mi oldu acaba? Kesin bir şey oldu. Ve şimdi sıra geldi. Robotik Kulübü'nün okulumuzu uluslararası platformda temsil edeceği projeyi açıklamaya. Çimen Korkmaz, Metan Ünal. Tebrik ederim tekrardan. Teşekkürler. Teşekkürler. Konuş lütfen. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani biz de çok beklemiyorduk aslında böyle bir şey. Ama okulumuzu en iyi şekilde temsil edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Tekrardan teşekkürler. Bu senin eserin biliyorsun değil mi? Yani benimle pek alakası yok aslında. Olur mu canım? Yani iki düşman arkadaştan başarılı bir ekip çıkardın. Daha ne olsun? Tamamen onların başarısı. Ben hiçbir şey yapmadım. Kendinize iyi bakın. Konuşuruz yine. Çocuklar, tebrik ederim sizi. Harikasınız. Bravo gençler. Çok teşekkür ederiz. Siz bizden adam olmaz sanmıştınız tabii. Bizden değil, senden. Nelerle uğraştım görüyorsunuz değil mi? O zaman diyorum ki bu güzel anı tatlı bir öğlen yemeğiyle taçlandırsak ne dersiniz? Ya aslında süper olur anne. Vallahi ben de kurt gibi açım 10 numara olur baba. Kıvılcım. Olur tamam. Yalnız benim biraz daha işim var. 15 dakika sonra çıkışta buluşalım tamam mı? Süper. Tamam bekleriz. Efendim Fatih. Ne yapıyorsun canım? İyi, dersten çıktım şimdi. Tahmin ettim, o yüzden aradım. Ne yapalım bugün? Hiçbir şey yapmayalım Fatih. Niye? Hiç özlemedin mi beni? Hayır, özlemedim. Sabah bir jest yaptım diye hemen yumuşacağımı mı sandın? Yani, evet biraz. Bir de biraz diyor ya, insan bari yalan söyler. Karıcığım, hayatımın anlamı. Evine döner misin artık? Hayır, dönmem. İyi. O zaman ben size kalmaya geliyorum. Eve almam Fatih. Bak ya. Doğa sen ne kadar insafsız çıktın. Aşk öyle bir şey değil sevgilim. Ay sen de aynı alev gibi konuştun. O da aşk aşk deyip kafamı ütülüyor zaten. Bak, bence sen en iyisi ne yap biliyor musun? Alev'i ara, onunla konuş tamam mı? Beni eve geri döndürme planları yaparsınız. Aslan teyzeme bak sen ya. Sen teyzeni dinle hayatım. Başka kimseyi dinleme. Alev in, Kıvılcım out.
Hadi Fatih ya. Hadi bay bay. Bay bay. Güzel sevgilim. Efendim Kayhan. Dün geldim, yoktun. Ama arattım. Gelmedin Kıvılcım. Evet, biliyorum. Ya kızım, çocuklarla ilgili konuşmak için geldim ya. Senin havan kime? Çocuklar 3 yaşında değil. Şu anda kendileriyle gayet güzel bir şekilde konuşabiliyorsun. Ayrıca Doğa ve Fatih arasındaki meseleyi lütfen karışma, bırak kendileri halletsinler. Kayhan, ben sana bunu daha kaç defa söyleyeceğim? Ya tamam, biz bir yerde buluşup konuşalım, iyi mi? Tamam mı? Kayhan, sen beni anlamıyor musun? Anne, hadi metanlar bekliyor. Şimdi kapatmam lazım, sonra konuşuruz. Kıvılcım dur, kapatma ya. Dur dur, akşam geleyim mi? Alo. Alo. Geldim canım. Ne oluyor? Kıvılcım'la konuşuyordum. Onu anladım. Yalvarsaydın bir de. Yüzüme kapattı ya. Kayhan, sen kendinde misin ya? Bak, sen Kıvılcım'la boşandın. Ne oluyor böyle sürekli gitmeler, gelmeler, aramalar filan? Ya Ecem, ben senin şu kıskançlık triplerini çekemem, anladın mı? Zaten canım burnumda, bir sus ya. Allah Allah ya. Nedense bana gelince canım burnunda. Kıvılcım Hanım'la konuşurken süt dökmüş kedi, maşallah. Ya tartışmayacağım ben seni. Şşt, bana bak. Bak, benim daha fazla bekleyecek sabrım kalmadı artık. Bu nişanlılık işi çok uzadı. Bir an önce nikah tarihi alacağız, tamam mı? Şimdi olmaz yavrum. Ne? Olmaz dedim ya, olmaz. Oteli daha yeni aldık, anladın mı? Dünya kadar iş var. Başlayacağım senin işine de gücüne de. Hah, çirkinleş hadi. Her zaman yaptığın iş. Hadi çirkinleş, devam. Sen şimdi nikah tarihi alıyor musun, almıyor musun? Almıyorum ya, almıyorum. Zorlama beni, anladın mı? Üstüme gelme, istemiyorum ya. Daha hazır değilim ben. Bana bak. Yoksa senin aklın hala Kıvılcım'da mı? O yüzden mi ayak yapıyorsun bana? Ya Ecem, bayma beni. Bayma. Hadi. Hadi abi. Kayhan, soru soruyorum sana. Sen Kıvılcım'a mı yürüyorsun? Yahu yürürüm yürümem, sana ne bundan? Ulan senin belanı versin. Karaktersiz. Aklını yitirdi bu ya. Vallahi aklını yitirdi. Uzun lafın kısası, hedef dünya birinciliği. Hadi bakalım inşallah. Bu kulübe katılmadan önce nasıl söyleniyordunuz, hatırlatırım. Ya. Demek ki neymiş? İlk başta çok can sıkıcı gibi görünen şeyler içine girince bambaşka bir hal alabiliyormuş. Çok doğru söyledin. Ben anneme de haber veririm o zaman. Eve gidince veririz. Senin annenle baban ayrı değil mi? Ayrılar. Yani aslında uzun zamandır ayrılar. Ama boşanamadılar diyelim biz ona. Peki şey, yani normalde çocuklar anneleriyle kalır. Sen niye babanla kalıyorsun ki? Çimen'cim, biraz fazla özel sorulara girmiyor musun? Çok pardon, ben öyle düşünemedim. Yok, hiç önemli değil ya. Babamla hayat daha keyifli, daha kolay. O yüzden. Hadi Umut, aç şu telefonu. Hiç böyle yapmazdı. Kötü bir şey olmasın Allah'ım, ne olur. İlaçlarını muntazam bir şekilde alsın. Ben hem antibiyotik hem de ateş düşürücü iğne yaptım. Çok sağ olun doktor bey. Neyse ki yedek anahtarı vardı ofiste. Vallahi eve gelip böyle bulunca öldü sandım. Öldüm sanmış. Durumunda bir değişiklik olursa beni ararsınız. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Buyurun, ben size geçireyim.
İyi günler. İyi günler. Ödüm koptu Umut ya. Bir şey oldu sandım. Buraya gelene kadar ruhumu teslim ettim resmen. Nursema. Sen de ölüyorsun. Hala Nursema sayıklıyorsun. Haber ver. Ha, doğru. Tamam tamam. Sen uyu, ben hallederim. Dur uyuma. Şifren kaçtı. Şirket kuruluşu. Ay kıyamam. Kız resmen hissetmiş. Umut neredesin? Merak ettim seni. Nursema, ben Alev. Ha, hayırdır inşallah. Ya Umut çok hasta. Çok ateşi vardı. Eve geldiğimde baygın buldum. Nasıl? İyi mi şimdi? Yani iyi mi? İyi iyi. Doktor geldi, yine yaptı. Şimdi uyuyor. Bu arada şöyle bir şey var. Benim 2 saatlik bir toplantı için çıkmam lazım. Sen bakabilir misin ona gelip? Ya senin için problem olacaksa ben apartman görevlisinin eşinden rica edeceğim ama... Ateşi sürekli inip çıktığı için yanında birinin durması şartmış. Yok yok, ben gelirim. Sen bana konumu atabilir misin? Tamam canım, atıyorum şimdi. Bu arada anahtarı da girişteki çiçeğin arkasına bırakıyorum. Bizimkinin kalkıp kapıyı açacak mecali yok. Tamam tamam. Tamam, bay bay. Allah'ım sen koru. Hayat, onları biraz küçük kes canım. Çok büyük olmuşlar. Tamam abla. Aç bakayım mı? Aa, biraz sulu mu olmuş? Sen kapat. Kapağını biraz kaynasın, o çeksin suyunu. Anne. Hı. Ben bir hazırlanıp dışarı çıkacağım. Gene nereye kızım, böyle bir telaş? Dün konuştuk ya, Kıvılcım Hanımlara hediye alacaktım. He, tamam. İyi, geç kalma ama. Tamam tamam, 2 saate gelirim. Kolay gelsin. Güle güle. Baba sinirli olduğunu, gergin olduğunu biliyorum. Ama her şey yoluna girecek. Merak etme. Oğlum sen beni teselli etmeyi bırak da git hamile karını al gel. Bak Doğa bir gitti, evde düzen bozuldu. Halledeceğim onu. Vaat vermeyi bırak. Kaç gün oldu? Geldiği zaman da al karşına konuş, öyle her tartışmada çekip gitmenin doğru bir şey olmadan usturuplu bir dille anlat ona. Annen hasta oldu bak, yazık değil mi kadına ya? Baba, Doğa aslında hemen gelirdi de işte annesine, anneannesine mahcup olmak istemiyor. Bizi mahcup etmeyi tercih ediyor yani. Olur mu oğlum öyle şey? Onun önceliği çocukları ve kocası olmalı. Bu nasıl iş böyle ya? Tabii o evde de ona doğru düzgün akıl verecek insan yok. Aslında Alev Hanım Doğa'ya doğru aklı veriyor baba. Ya en azından Doğa öyle söyledi. Alev Hanım. Evet. Doğa da teyzesine çok düşkün. Onu dinliyor. Alev Hanım bizim birbirimizi çok sevdiğimizi biliyor baba. Aşka inanıyor. Yani o evde herkes bize karşı değil. En azından teyzesi bizim yanımızda. Sağ olsun. Tabii Kıvılcım Hanım'a laf anlatmak zor. Bir şey konuşmak zor ama... galiba Alev Hanım öyle değil. Doğa da onu dinliyor. Yani Alev Hanım da bizim yanımızda. Benim Doğa'yla boşanmamı asla istemez. Diyorum ki, acaba sen de bir konuşsan mı Alev Hanım'la? Ne konuşacağım oğlum Alev Hanım? O da Doğa'yla konuşur. Olaylar tatlıya bağlanır diye dedim. Dur bakalım. Gel Ekrem. Fatih Bey, dosyaları odanıza bıraktım. Tamam Ekrem, hemen geliyorum. Baba. Çık oğlum. Alo. Alev Hanım, hayırlı günler. Nasılsınız? İyiyim, çok mersi. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Fatih'le konuşuyordum da az önce. Bizim çocukların durumu malum.
Ya evet, biliyorum, ben de çok üzüldüm ama siz hiç merak etmeyin. Doğa da Fatih de birbirlerini çok seviyorlar. Onlar asla ayrılamaz. İnşallah öyle olur. Yuva kolay kurulmuyor çünkü. Hele onlarınki hiç kolay kurulmadı. Öyle oldu. Tabii bazı farklılıklar söz konusu. Siz de teyzesi olarak Doğa'ya çok destek oluyor musunuz? Fatih bahsetti. Yani ben düşündüklerimi söylüyorum. Yani vallahi Doğa iyi bile dayandı. Ben bu kadar aşık olsam yarım saate eve dönmüştüm. Hakların da hayırlısı olsun inşallah. Size de çok teşekkür ediyorum. Ya ne demek canım? ben bu arada beni aramanıza şaşırdım. Niye? Ya ne bileyim, benle görüşmek, konuşmak istemediğinizi zannediyordum. Olur mu hiç öyle şey canım? Olmaz mı? Olmaz tabii, siz gelinimin teyzesisiniz, dünürümüzsünüz. Gençlere destek oluyorsunuz. İyi, yasaklı olmadığıma sevindim o zaman. Sizi böyle düşündürecek bir davranışım olduysa çok üzülürüm. Benim için dostluğunuz değerli. Bunu kaybetmek istemem. Onun için soyadım. Bilim kahvele karşılıklı. Bakın şöyle yapalım isterseniz. Buluşalım, bir yemek yiyelim. Çocukların durumunu da konuşuruz. Tamam, harika olur. Peki yarın 1'e yer yapıyorum o zaman. Tamamdır, anlaştık. Hayırlı günler. Bay bay. Kadıncağız ondan kaçıyorum sanmasın bir de. Gel. Abdullah Bey, arabanız hazır. Buyurun efendim. Mustafa. Hı. Ev beni çok baydı. Çıkacağım biraz. Nereye? Kızlarla kahve içeceğim. Evi terk ettik de sosyal hayatımızı terk etmedik tabii ki de. Sen de çık dolaş biraz. Sabahtan akşama kadar evde oturulmaz ki. Nereye gideyim Nilay? Tanıdığım herkes işe gidiyor. Abim de işsiz. Onunla takılın. Yok, onu istemem şimdi, sağ ol. İyi tamam, ben bir saate gelirim. Ne haber Mustafa? Nilay dışarı çıktı galiba. İyi, sönmez anneciğim. Çıktı, biraz sıkılmış. Oğlum rahat otursana. Yok, iyiyim ben böyle, sağ olun. Annenle babanı ilk gördüğüm yerde tebrik edeceğim. Neden? Senin gibi böyle saygılı, efendi, terbiyeli bir evlat yetiştirmişler. Allah razı olsun, eksik olmayın. Oğlum sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Babam pek öyle düşünmüyor ama. Olur mu öyle şey? O da senin ne kadar kıymetli olduğunu biliyordur. Ama bazen işte böyle insan sinirleniyor, ağzından kötü laflar çıkıyor falan, olur. Yani o bence beni pek sevmiyor Sönmez anne. Aa Mustafa, hiç olur mu? Yani öyle demesek de kendine pek yakıştırmıyor diyelim. Mustafa, iyisin, hoşsun ama benim yüzümü kara çıkarma. Bu nasıl konuşmak böyle? O senin baban ve sen onun ilk göz ağrısısın. Şimdi sen yoksun diye o ne kadar üzülüyordur biliyor musun? İnşallah ama çok sanmıyorum. Kapıya bak. Bununla bakalım bakayım. Ay tuzlu mu acaba? Abla, misafir gelmiş. Kim misafir? Doğa Hanım'ın babasının nişanlısı gelmiş. Allah Allah. Tamam. Ece. Merhaba. Hayırdır? Vallahi pek hayır değil. Onu görüyorum. Otur, otur lütfen.
Ben size gerçekleri anlatmaya geldim. Bakın ben hiçbir zaman kapalı falan değildim. Hiçbir zaman da kapanmayı düşünmedim zaten. Yani yanlış anlamayın ama bu tip şeyler bana biraz uzak. Hepsi sizi etkilemek içindi. Biz ne karışalım? Kim kapanmış, kim açılmış bizi ne ilgilendirir? Kayhan öyle düşünmedi ama. Sizi etkilemem için kapanmamı uygun gördü. Sen bunlara yanaş, ben iş yapacağım dedi. Yani bütün derdi Fatih'i kafa kola almaktı. Biz sizinle burada oturup inşallah maşallah deyip sonrasında kadeh dokuşturduk. Ne diyorsun sen? Kayhan çok tehlikeli bir adam. Bakın siz gerçeğini bilin, anlayın diye söylüyorum. Zaten beni de evleneceğim diye oyaladı. Şimdi de eski karısıyla kırıştırıyor. Tövbe estağfurullah. Vallahi Pembe Hanım, oğlunuza yazık. Yandınız siz. Şimdi Fatih'le ortaklık da kurdu. Fatih'i de bir dolandırır. Sizin de bütün paranızı yer. Öyle bir adam. Doğa biliyor mu bunları? Haberi var mı? Herkes biliyordu Pembe Hanım. Bunlar zaten sizi ailecek kandırıyorlar. Yani biz Doğa'yla tanıştığımızda ben öyle kapalı falan değildim. Benim gerçeğimi gayet iyi biliyor yani. Doğa bütün bunları biliyor. Ve kocasına hiçbir şey söylemedi öyle mi? Aa, söyler mi hiç? Babasının işi bozulur sonra. Hay Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Neyse, ben müsaadenizi istiyorum. Gidiyorum şimdi. Size nacizane tavsiyem, gözünüzü dört açın. Tabii Kayhan'dan fırsat kalırsın. İyi günler. Zahmet oldu sana da ya. Ne zahmet Umut. Sen iyi ol da. Bak sen git gerçekten hallederim ben. Umut saçmalama. Seni böyle bırakıp gider miyim? Hadi sen uyu biraz. Değiştirmemiz lazım. Hadi kalkabilecek misin? Thank you.
İyi misin? Allah'ım biz nasıl bir işin içine düştük? Ay bizim başımıza neler geldi böyle? Kıvılcım Hanım. Merhaba. Bugün sizinle buluşabilir miyiz acaba? Ben Doğa'ya da haber vereceğim. Bir üçümüz oturalım, konuşalım istiyorum. Önemli bir konu. Sizin sahildeki kafede olur mu? Tamam, peki. Hoşça kalın. Ben oğlumu sokakta bulmadım canım. Aa, herkes haddini bilecek. Bunda limon kabuğu mu var? Limonun suyu var, portakalın kabuğu var. Aa, Abdullah Bey. Hayırlı günler. Hoş geldiniz, buyurun. Hazır, terlik vereyim. Buyurun. Geçin lütfen. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, buyurun. Hayırlı günler. Hoş geldin baba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Hamdolsun diyelim. Buyurun. Hadi ben size bir çay koyayım Abdullah Olur, Bey. Olur, sağ ol. Baba biliyorum bana kızgınsın ama... Oğlum bir hata yaptım, tamam. Yani telafi edilebilecekken yalan söyledim. Mustafa işleri iyice sarpa sardırdı. Sinirlenmeyip kızmayıp ne yapacaktım? Tebrik mi edecektim? Aferin Mustafa mı diyecektim? Yok tabii baba, haklısın. Ne haklıysam senin burada işin mi? Ne demek evi terk etmek falan ya? Baba beni görmek istemezsin diye düşündüm. Görmek istemesen bile bir saat görmek istemem. Bekleyeceksin sinirler bir yatışsın. Hem sen tefecilerin eline düşecek adam mısın ya? Ben asıl sen kendini bu hale düşürdün diye sinirleniyorum. Yoksa para gitmiş pul gitmiş benim umurumda bile değil, biliyor musun? Oğlum ben yaşlanıyorum artık, bir ömür boyu senin arkanda duramam. Allah korusun baba, o nasıl laf? Öyle. Dünyaya kazık akacak halimiz yok. Emri hak vaki olduğunda göçüp gideceğiz. Ben şimdi bugün sana kızıyorsam yarın gözüm arkada kalmasın diye. Hadi hanımını da çağır. Eve gidiyoruz. Çağırayım baba, o arkadaşlarıyla bir yere çıkmıştı. Hemen geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Pembenle bir şey mi oldu? Oldu kızım. Oldu. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Babanın nişanlısı hanım geldi bugün. Ecem mi? Evet. Ama benim tanıdığım halinden epey farklıydı. Abdestinde namazında değilmiş meğer. Kapalı hiç değilmiş. Babanın ısrarı üzerine, yani bizi etkilemek için kapanmış. Onun için farklı biri gibi davranmış. Bunun bizimle ne alakası var Pembe Hanım, anlayamadım. Siz de biliyor musunuz öyle olduğunu? Öyle söyledi. Pembenle... Doğacığım... Eğer böyle bir şey varsa ben sana çok gönül koyarım. Ya benim oğlumu dolandırmak isteyecekler. Sen de bunu bileceksin ama bilmiyormuş gibi yapacaksın. Hiç olur mu öyle şey kızım? Niye bizi uyarmadınız?
Niye benim oğlumun kazıklanmasına göz yumdunuz siz? Pembe Hanım, bakın durumu tamamen yanlış anlıyorsunuz. Anlatın o zaman Kıvılcım Hanım. Biliyor muydunuz, bilmiyor muydunuz? Ben Ecem'i ilk tanıdığımda kapalı değildi, evet doğru. Sonra gördüğümde ben de şaşırdım, şok oldum. Babama sordum, sonradan kapandı dedi. Yani ben de sorgulamadım. Yani hem ne diyebilirdim ki? Ama bunun normal olmadığından sen hiç şüphelenmedin mi? Ben Fatih'i de uyardım defalarca babamla iş yapmasın diye. Ama beni dinlemedi. Hem benim babam öyle kimseyi kazıklamaz. Valla nişanlısı hiç öyle demiyor. Her şey için danışıklı dövüş diyor. Yani inanın ben de anlamakta güçlük çekiyorum. Yani niye böyle bir şey yapıyor? Niye böyle bir şeyler söylüyor anlamadım. Araları bozuldu herhalde. Gel sen babana bir sorarsın Doğacığım. Peki siz Kıvılcım Hanım? Eski eşinizi en iyi siz tanırsınız kanımca. Ama siz de pek bulaşmak istemediniz herhalde. Evet, haklısınız. Ben çok üzerinde durmadım açıkçası. Bizim adetimizin, inancımızın o kadar üzerinde durdunuz ki... buna zaman kalmadı tabii. Böyle düşünmenizi anlıyorum Pembe Hanım. Ama inanın burada kötü niyetli olan biz değiliz. Hani Kayhan'ın yaptığı şey Kayhan'ı bağlar. Evet, çok çirkin bir şey olmuş. Keşke olmasaymış. Keşke. Siz bizi uyarsaydınız bunları yaşamazdık. Ecem'e bak ya. Pislik. Ben babamla konuştum, ayrılmışlar. Yok, bir de evleneceklerdi. Kim bilir kıza ne yaptı ki bu hale getirdi. Ay, bir kötünün 40 eve zararı var lafı boşuna söylenmemiş. Rezil olduk rezil. Yerin dibine girdim resmen. Ya kadın ne dese haklı. Ya anne biz ne yaptık? Evet anne biz ne yaptık? Hiçbir şey. Sorun da bu. En azından Doğan'ın Fatih'i uyarması lazımdı. Yani şimdi suçlu ben oldum öyle mi? Sen, ben. Çocuklarımın babası böyle bir adam diyemem ki. Yani bu hiç öyle kolay söylenebilecek bir şey değil. O da Doğan'ı düşündüğüm için. Kayhan umurumda falan değil benim. Ya Pembe anne Fatih'e söyler mi sizce? Doğacığım sen barışacak mısın? Biraz öyle gözüküyor. Bak bizi oynatma lütfen. Ne istediğine karar ver, biz de ona göre tavır belirleyelim. Ya anne onlar çok aşık, ayrılamazlar ki. Aha evet çok aşık. Aşktan ablam burada hala değil mi? Doğacığım. Bilmiyorum. Yani ben Fatih'i çok seviyorum ama o eve de geri dönmek istemiyorum. Doğa lütfen iyi düşün, taşın, doğru karar ver. Bak, Pembe Hanım yuvanız yıkılsın istemez. Onun için de bu konuyu ne kocasıyla ne de Fatih'le konuşamaz. Merak etme. Eline de koz geçti şimdi tabii. Maalesef öyle. Ya şimdi Mustafa'lar da döndü. O evde bir kutlama havası falan vardır. O evde kutlama olmuyor canım. Ay ne iyi çocuk o ya. Çok. Aradı beni defalarca teşekkür etmek için. Rabbime hamdü senalar olsun. Evlatlarım evine döndü. Özlediniz mi bizi? Özledik tabii. Özlemez olur muyuz hiç? Hepimiz çok özledik abi. Vallahi ben de sizi çok özledim. Vallahi Sönmez Hanım'la kanka oldular. Çok iyi anlaştılar. Yani inşallah Doğa da bir an önce evine döner. Dönecek, merak etme. Kendi bilir artık. Niye öyle dedim anne? Biz acaba çok mu üstüne düşüyoruz Doğan'ın? Hanım hayırdır, bir şey mi oldu? Yok, hiçbir şey olmadı. Hadi ama asma artık suratını. Bak dışarı çıktık, keyiflen biraz. Eninde sonunda bu boşanma işini çözeceğiz, merak etme. Ah, ah.
Bu eninde sonunda olana kadar Kıvılcım'la benim aram iyice açılacak. Hiçbir şey olmaz. Bak sen şimdi onu özledin. Bu yüzden böyle rahatsızsın. Hem de çok özledim. Bu kadar kısa zamanda hayatımda bu kadar çok yer kaplayacağı aklıma gelmezdi. Onunla konuşamamak, onu arayamamak gerçekten bana çok koyuyor can. İnan bana o da aynı senin gibidir. Bilmiyorum. Ama keşke baştan her şeyi anlasaydı bana. İyi de Ömer yani ilk defa tanıştığım bir insanı tutup böyle ben aslında evliyim ama aslında ayrıyım gibi bir şey açıklama yapamazsın ki. Orası öyle tabii. Hadi tamam kendini suçlamaktan vazgeç artık. Olan oldu. Biz artık çözüme odaklanacağız. Haklısın. Anlat o zaman bakalım. İyi haberlerin var mı? Henüz yok ama olacak. Olacak. Bugün haberi şu. Akıl ve ruh sağlığı raporunu alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Avukatı kabul etmediklerini söyledim. Ya kardeşim onun avukatı da her şeyi yokuşa sürüyor. Sen de Kıvılcım'ı tokatladığını söyleseydin o zaman. Kıvılcım şahit olur muydu? Olmaz tabii ki. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama biz başka bir yol bulacağız ya. Başka bir şekilde. Aa. Merhaba. Selam. Nasılsın Alem? İyi. Şaşırdım seni burada görünce. Can tanıştırayım. Merhaba. Bir yerden hatırlıyor gibiyim ama. Alev Kıvılcım'ın kardeşi. Ha. Düğünde vardım. Belki oradan bir göz aşinalığı olmuştur. Ha, olabilir, evet. İşin yoksa otur bizimle. Bakayım, benim kızlar gelmemiş zaten. Tamam, biraz oturabilirim. Nasıl gidiyor? İyi. Umut çok hastaydı. Bütün işler bana kaldı da. Neyse, şimdi iyi. Onun yanından geliyorum zaten. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kusura bakmayın. Bunu açmam gerekiyor. İzninizle. Tamam. Alo. Hayatım bir dakika. Alo Ayşe. Leman'cığım, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, hayırdır? Leman, senin kocanı gördüm şimdi. Şuh bir kadına sohbet ediyorlar. Ne? Çok da samimiler. Yoksa bu yüzden mi boşanmak istiyor? Evet, evet o kadın. Ben onu güzel bir tokatlamıştım ama dersini almamış demek ki. Pislik, adi, yuva yıkan kadın. Ayşe, sen bana bu kadının bir adını sanını öğreniver. Nasıl öğreneyim? Valla bilmiyorum. Ne yap, ne et öğren. Ayşe bak kurbanın olayım. Evladımla ortada kalmak üzereyiz. Tamam canım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Sizden bir ricam olacak. Evet. Şurada oturan beyaz kıyafetli hanımın adını öğrenebilir misiniz? Alev Hanım mı? Evet, o bizim daimi müşterimiz. Alev Arslan. Öyle mi? Evet. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hadi hayatım gidelim. Nasıl oldun? Valla en azından konuşabiliyorum artık. Çok şükür. Hemen bir sadaka vermemiz lazım. Sen geldin diye iyi oldum biliyorsun değil mi? Nursema seni ilk karşımda gördüm ya. Dedim ki Umut gidiyorsun herhalde. Serap falan da görmeye başladın. Allah korusun.
Sema, çok teşekkür ederim. Ne teşekkürü? Sen iyi ol da. Yok, sadece bugün için değil. Her gün için. Varlığın için. Nursema. Ben seni çok seviyorum. Ben de. Saymıyorum ama bunu bak. Nasıl yani? Çünkü benim seni sevdiğimi gözlerin içine bakarak söylemem lazım. Tamam. O zaman yarın buluşalım mı? Tamam. Saatler olsun Mustafa. Ah, sağ ol karıcığım. İnsanın evi gibi yok be. Ne o? Orada da sönmezciğinle pek mi mutluydun? Vallahi ben sönmez anneyi çok sevdim ya. Ay, senin de sevmediğin bir Allah'ın kulu yok ki Mustafa. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Sevdin, sevildin, kekler yaptın, sonuç. Bak, döndük dolaştık yine kürkçü dükkanındayız, görüyorsun değil mi? Ne yapacaktık? Ömür boyu sönmezhanelerde kalacak halimiz yoktu herhalde. Aşkım, ben de tam onu diyorum. Bir duruş sergileyelim dedik. Durduğumuzda kaldık. Başladığımız noktadayız. Bence hemen dönmemeliydik. Ya Abdullah babam geldiğinde ben de orada olsaydım direnirdim. Ya sen mi direnecektin? Ne oldu, beğenemedin mi Beyza'dan? Tabii ki direnirdim. Sen de Abdullah babayı görünce ben yelkenleri suya indirdim. Bak doğaya, dönsün diye helak oldular, hala gelmedi. Ne yapalım Nilay, yine evden mi kaçalım? Aşkım, bizim acilen çocuk sahibi olmamız lazım. Çocuk öyle ha deyince olmuyor. Ne haklısın. Bunca senedir olmadığına göre ha deyince olmuyor. Ay canım kocam benim. Hemen dalınırmış. Aşkım. Bak, bizim ne yapıp edip hemen çocuk yapmamız lazım. Yoksa bu evde kimse ciddiye almayacak bizi. Çocuk yapınca mı bizi ciddiye alacaklar? Sence Doğa hamile olmasaydı bu kadar peşinde koşarlar mıydı? Hayır. Madem öyle, bizi Nilay ve Mustafa çift olarak Odri Meydan. Bebek çalışmalarını hız vereceğiz. Tövbe tövbe. Hayırlı sabahlar. Günaydın canım. Hayırlı sabah. Baba, bu ne hal böyle, damat gibi olmuşsun. Hakikaten bir şey de kokuyorsun sen. Ne sürdün öyle? Hasbinallah. Dur bakalım, çıkar kokusu. Temiz olmakta suç oldum. Baba, hakikaten parlıyorsun ama. Oğlum bir durun ya, bir parlamadır tutturdunuz. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu kızım?
Yuvamı kim yıkıyor buldum. Kim? Beni kocamdan ayırmak isteyen kişi Alev Arslan'mış. Ne? Ömer dün akşam onunla baş başa yemekteydi. Geçen gün de onun koynundaydı zaten. Hem de Metehan'la ben yanındayken.